Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzda nasıl ders çalışmanız gerektiği ile ilgili birkaç püf noktaya değineceğiz. Şimdi ilk önce ders çalışmadan önce kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Eğer açsanız veya fazlasıyla toksanız bu şekilde derse oturmamanız önemli. Orta seviyede bir açlık seviyesinde bulunmanız gerekiyor. Ve eğer kahve veya çay içerek ders çalışmayı seviyorsanız bunlarla beraber ders çalışabilirsiniz. Ama bizim istediğimiz genel olarak çok fazla kafein seviyesi yüksek ürünler tüketmemeniz yönünde. Şimdi bu şekilde ön hazırlığınızı yaptınız. Ondan sonra önemli olan kısım şu: masa düzeni. Şimdi masanız benimki gibi olursa kesinlikle ders çalışamazsınız. Çünkü konsantre olmanızı engelleyecektir. Ne yapıyoruz? Masamızın üzerindeki her şeyi kaldırıyoruz. Ders çalışacağımız kitap, defter ve eğer internetten çalışacaksak bir bilgisayar, kalemimiz ve onun haricinde başka hiçbir şey bulundurmuyoruz. Şimdi bu neden böyle? Diğer dersler mesela, diyelim ki Türkçe çalışacağım ama yanımda matematik, fen, kimya, fizik, biyoloji. Bunların hepsinin kitapları da böyle sıralı duruyor. Şimdi ben de ders çalışıyorum. 5. dakika oldu, gözüm kaydı. Ya da bunlar var, bunlar nasıl bitecek diye bir düşündüm, bir moralimi düşürdüm. 10. dakika oldu, fizik kitabına denk geldik. İşte fizik dersine kadar kalın bir kitabı varmış, bu bitecek gibi değil, ben daha bunu bitiremiyorum ki diye düşüneceksin. Yine dikkatini dağılacak. Şimdi bu kadar çok materyalin bulunması her zaman dikkatini dağıtacaktır. Sadece neye çalışıyorsan önünde o bulunmalı. Rengarenk desenli eşyalarda bulundurmuyorsun. Örnek veriyorum, turkuaz renk veya örnek veriyorum bu şekilde 1 dolar gibi şeyler bulundurmuyorsun. Kesinlikle sadece ders çalışacağın şeyler olacak, az ve öz oluyorsun. Çalışma ortamının temiz olması gerekiyor. Kimse dağınık bir ortamda dikkatini toparlayamaz. Dağınık bir odanın içerisinde sadece masanın üzerini boşalttığında derse odaklanamazsın. Tüm odanı toplaman gerekiyor ki gözün takılıp da aklına farklı yerlerden farklı düşünceler gelmesin diye. Yani dikkatin dağılmasın diye. Şimdi diğer bir sıkıntı da şu, çoğu karşılaştığım öğrenci bana şunu söylüyor: ders çalışmak için tam oturacağım, tam başlıyorum, aklıma farklı farklı şeyler geliyor. İşte şu arkadaşım falanca yerde ne yaptı acaba? Veya mesaj geliyor, mesaja bakmak istiyorum. Arkadaşımla dedikodu yaptım, ne olacağını merak ediyorum. Ne bileyim, erkek arkadaşımdan ayrıldım, acaba şu an ne yapıyor? Şimdi bütün bunların hepsi ders çalışmanı etkileyecektir. Ne yapıyorsun? Ders çalışmaya oturmadan önce önüne bir defter açıyorsun ve ne aklını karıştırıyorsan, ne aklına o anda gelip senin dikkatini dağıtıyorsan yazıyorsun. Bir, işte falanca aklıma geldi, bununla ilgili şunu yapacağım. İki, okulda bir olay oldu, ben bununla ilgili şunu yapacağım. Veya şu nasıldı, bir halini hatırını soracağım. Bu şekilde ders çalıştıktan sonra ne yapman gerektiğiyle ilgili de oraya not alıyorsun. Ve o defteri kapatıyorsun. Mecazi anlamda da olabilir, gerçek anlamda da algılayabilirsin. O defter kapanıyor ve tabii ki masa üzerine değil, arkada bir yerlerde bir rafa kaldırıyorsun o defteri. Daha sonra ders çalışmaya oturacaksın. Oturacaksın da neye ders çalışacaksın? Bunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Ve hevesle oturdun masaya, böyle hadi ders çalışayım. Tada, ne çalışacaksın? Plan yok. Plan yapman önemli. Plan yaparken nelere dikkat ediyoruz? Şimdi öncelikle bütün gün aynı derse çalışmıyoruz. Bütün gün Türkçe çalışırsam ne olur? Emin ol, en zeki insanı şuraya oturt ve ders çalıştır. 50. paragraf sorusundan sonra onu yapamıyorsun. 100. paragraf sorusundan sonra çökecektir. Hata yapmaya başlayacaktır. Böylece ne oluyor? Son testlere doğru 20 soruda 5 yanlış, 10 yanlış. İyice dikkatin dağılıyor. Ben çok yanlış yapıyorum, demek ki ben bu işi başaramıyorum deyip o dersi bırakıyorsun. O yüzden bir ders bir gün boyunca çalışılmaz. Türkçe mi çalıştın? Hemen ardına sayısal ekliyorsun. Matematik. Matematik bitti mi? Sosyal ekleyebilirsin. Sözel zekan varsa her zaman için sözel dersler sana bir mola niteliğinde olacaktır. Sayısal zekan varsa sayısal dersler senin için bir mola niteliğinde olacaktır. Sen bunları doğru şekilde sıraya dizmelisin.
Ve en önemlisi de kendinin kaçıncı dakikadan sonra motivasyonunu kaybettiğini, dikkatini kaybettiğini bulmak zorundasın. Kendini tanımak zorundasın. Bununla ilgili sana önerebileceğim bir teknik var. Pomodoro tekniği dediğimiz bir teknik ve bu teknikle 25 dakika ders çalışıyorsun, 5 dakika mola veriyorsun. Ve bunu 4 set şeklinde tekrarlayacaksın. Nasıl 25-5, 25-5, 25-5 bu şekilde 4 kez yapacaksın. Daha sonra daha uzun bir mola veriyorsun. 15 dakika. 15 dakika molanı veriyorsun, çayını kahveni içiyorsun. Tabii ki bu 15 dakikadan şunu kastetmiyorum, uzun bir mola derken oturup da dizinin bir bölümünü izlemek gibi değil. Kesinlikle 15 dakikayı aşmıyorsun. 15 dakikadan sonra bir daha 4 setlik bir Pomodoro tekniği uyguluyorsun. Bu şekilde ne oluyor? 200 dakika ders çalışıp sadece 45 dakika ara vermiş oluyorsun. Şimdi normal bir insan otursak ve desek ki otur 200 dakika hiç kalkmadan ders çalış. Hangimiz buna tamam der? Hiçbirimiz diyemeyiz. Hangimizin aklı alır ki? 120 dakika zaten 2 saat. 80 dakika, 3 saat, 20 dakika. Ne yapacaksın? Zaten birinci saatten sonra artık hiçbir şey algılamayacak kafan. Ama Pomodoro tekniğiyle 25 dakikada bir işini halledebilirsin. Çok da basit olacaktır bu. 25 dakika ama hiçbir şeyle ilgilenmeyeceksin. Telefondan mesaj mı geldi? Bakmıyorsun. 25 dakika sabrediyorsun. O 5 dakikada mesajlarını kontrol ediyorsun. Ne yapıyorsan yapıyorsun. Ve bu şekilde de tekniğini oturtabilirsin. Onun haricinde şu da işine yarayabilir. Eğer dikkat dağınıklığın varsa renkli kalemler kullan. Renkli kalem kullanarak ders çalışmak her zaman senin dikkatini toparlayacaktır. Gerekirse cümleleri rengarenk yazabilirsin. Bir şeylerin altını çizebilirsin. Minik post-it not kağıtları çıkarabilirsin. Bu şekilde ders çalışabilirsin. Ve planında hangi konuyu nasıl çalışacağını da bilemiyorsan denemelerden başlayabilirsin. Denemede hangi dersin, hangi sorusunu, hangi konudan yapamadıysan o konuların bir listesini çıkarıyorsun. Veya yanlış yaptıysan. Ve o konuları bir listeye diziyorsun, sıraya diziyorsun. Oradan her hafta çalışacağın bir matematik saati yazdım mesela. Matematik üstü sayılar koyuyorsun. Bitmedi mi? Bir sonraki güne yine üstü sayılar koyabilirsin. Örnek veriyorum bunu tabii ki. Bu şekilde denemedeki netini de arttıracaksın. Denemede kontrol ederken tik atıyorsun, çarpı attıktan sonra bakıyor musun o soruya? Peki o soruya dönüp bakmazsan, doğru çözümünü dinlemezsen, gidip de bir öğretmenine sormazsan nasıl başaracaksın? Tabii ki bu mümkün değil. Bu şekilde yanlışlarını gidermek için de planına bazı konuları ekleyebilirsin. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Nasıl ders çalışılır? Sizin de bildiğiniz, kendinizce uyguladığınız ve başarılı olduğunuz teknikler varsa lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.